Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Tabakat adlı kitabı okumamızı tavsiye eder misiniz? Olur. Velilerin hayatı vardır onda. Olur. Büyü insanın kaderini değiştirir mi? O da kaderin içindedir. Yok nedir yok diye bir şey var mı? Adı varsa kendisi de vardır. Bir arkadaşım bu ülkede tağut hükümlerinin sürdüğünü, şeriat olmadığını, demokrasinin şirk olduğunu ve bizim oy kullanmamız halinde şirke düşeceğimizi söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Kendisi içtihat etmiş demek ki. İçtihadında isabet ederse 10 sevap, isabet ettiremezse 1 sevap alacak. Yani dönmek istemiyorum buraya ama burada oy kullanmak denilince, yani sahabeler de oy kullandılar. Bir kimse kendince bir tercih yapıyor, bu daha iyi diye, bu daha iyi diye bir tercih yapsa, o zaman bu tercihinden dolayı şirke mi düşecek? 5 kişi bulunsa, 5'inden birisini tercih etse, bunun nesi şirk? Deseler ki 5 kişiden birini seçeceksin, o da birini seçecek. Nesi şirk bunun? Bunu anlayamadım. Böyle şirk kavramını olur olmaz her yerde, her şeyde kullanmak biraz sıkıntılı bir şey. Bir kimse içtihaden hata yapabilir, kendince yanlışlık yapabilir, kendince eksiklik yapabilir. Hemen onu şirkle suçlamak, küfürle suçlamak pek hoş değil. Siz de geçerin karşıya, neden oraya oturuyorsunuz? Hadi bakalım. Ha? Dervişlik yapın, yukarıda oturmayın. Evet, 3. sayfadan devam edecektik herhalde buradan. En son bu vatanları açıklar mısınız demiştik. Bunları normalde açıklamıştık. Öyle değil mi sohbet takip edenler? Evet. 3. sayfadan devam ediyoruz. Sufiler bunu bir noktadan çıkıp yine aynı noktaya biten bir vücut çemberi, dairetül vücut diyagramı üzerinde tarif ederler. Noktadan çıkan yarım daire kavs-i nüzul adını alır. Noktaya giden diğer yarısı ise kavs-ı uruc adını alır. İbn Arabi, İnşah Devair. Bu normalde hani bir Mevlevilerde devri veletin başlangıcı vardır ya, Mevlevilerde devri velet baş vardır. Bir de hattı istiva vardır. Biz buraya hattı istiva çekmedik. Yani normalde burada bir de hattı istiva çekilir. Hattı istiva çekilirken de bu normalde postun bulunduğu yer hattı istivadır. Onu normalde bilmeyenlere bir çizgi çizilir oraya. O çizgi hattı istiva olur. Hattı istivanın bir tarafı dünya, bir tarafı da ahirettir. Üstad hattı istivaya çıkar. Hattı istivadan yolculuğu başlar dervişlerle beraber ve yolculuk yine hattı istivanın başlangıcında biter. Daire şeklindedir. Bütün Mevlevi dergahları, semahaneleri daire şeklindedir. Mesela burada da normalde daire vardır örneğin kendi içerisinde. O yüzden burası normalde mesela 8 direkli Mevlevi hanedir. Bu mesela işte burası 8 direkli, bunların katları vardır, 16 direkli
katı 32 direkli, katı 64 direkli gibi. Mevlevi haneler bu noktada daire şeklindedir. Ve ortası hattı istivadır her daim. Ve işte o hattı istivanın bir kısmı görünen alem, şahadet alemi yarısı, yarısı da batin alem denilen ruhi alemdir. Aynı şey bütün sufiler için de geçerlidir. Sufiler normalde hani dünya bir yarısı gece olur, yarısı gündüz olur ya, aynı şekilde de bu alemin yarısı karanlıktır, yarısı da aydınlıktır. Bütün her şey karanlıktan aydınlığa doğru yol alır. Ve bu noktada yarısı alemin manadır. Yani görünmeyendir, yarısı da görünendir. Bu daire bu noktada sufiler için çok önemlidir. Bakın çok önemli. Sufiler hayatı da bu noktada normalde görünen hayatını daireye benzetirler. Normalde o kimse doğmuştur. Doğduktan sonra dairesi tamamladığında yine aynı noktada ölümle karşılaşır. Veya dünya normalde kendince dairesini tamamlar, kıyametle karşılaşır. Veya her an belki de o kıyametle karşılaşır. Vücut bir dairedir. Bu dairenin başlangıcı ilk aklın varlığıdır. Aklın yarattığı ilk şey akıl. Allah'ın yarattığı ilk şey akıldır. Cenab-ı Hak hiçbir şey yok iken bir hadis-i kutsi'de bir şey yarattı ve yarattığı şey aynı zamanda da akıldı. Akla gel dedi, geldi. Git dedi, gitti. Otur dedi, oturdu. Kalk dedi, kalktı. Ve dedi ki, bana senden daha sevimli gelen bir şey yaratmadım. Burada hadisi kutsidir bu da. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de ben ilk yaratılanım der. İlk yaratılanım denilince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri aynı zamanda bir ismi aklı evveldir. İlk akıldır yani. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ilk akıl olma hüviyetini de kendinde bulundurduğundan dolayı bütün alem bu manada o akıl çerçevesinde hareket eder. Ve alem o yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhaniyeti ve nuraniyetiyle bezenmiştir. Devam ediyoruz. Bu hadis pek çok kaynakta Allah'ın yarattığı ilk şey kalemdir şeklinde yer almakta. Sufilere göre ikisi de aynı anlama gelmektedir. Mahmud Erel Kılıç, sayfa 236. Bu normalde sufiler bir kısmı böyle düşünürler ama büyük bir kısmı da böyle düşünmezler. Bu fakirin düşüncesi öyle değil. Böyle bir tane daha tahtamız var mı? Burada normalde sufileri genelleştirmek bu meseleyi böyle biraz daha hani üstün körü anlatmak gibi gelecek bana. Normalde yaratılışı anlarken şöyle anlayın. Yaratılışın başlangıç noktası zamanın en kısa birimlerinde hızla ilerlemek olarak görün. Bunu böyle görürken de mesela eğer mümkün ise okuyabilirseniz elinizin altında böyle bir araç, gereç, böyle bir video filan bir şeyler varsa izleyebilirseniz insanın ana rahminde yaratılma başlangıcını seyredin veya okuyun. Çünkü hadis-i kutsi'de Cenab-ı Hak dedi ki alemi Adem'in suretinde yarattım. Biz bu suretten anladığımız yüz olarak anlıyoruz. Suret denilince aynı zamanda kopyadır. Bu kağıttan bana bir suret çıkar derlerse bu kağıdın kopyası çıkmıştır bir tane daha.
Suret aynı zamanda kopyaya, kopya olarak veya aynısı olarak da tecelli eder. Suret denilince bize sadece insanın suratı aklımıza geliyor. Bu suret değildir. Bu insanın cemalidir. Dini literatürde. Bir kimsenin yüzü o kimsenin cemalidir. Adem'i kendi normalde Adem'i kendi suretimde yarattım. Alemi de Adem'in suretinde yarattım. Burada Adem'in yaratılması kendi suretinde deyince bütün sıfatlarının benzerleri, suret bakın. Bütün sıfatlarının benzerleri insanın üzerinde görülür. Benzerleri, suret çünkü. Benzerleri insanın üzerinde görülür. Alemi de Adem'in suretinde yarattım. O zaman alemde de komple Adem'in sureti, benzerleri var. O zaman bütün alem Adem'in suretinde dediğimizde Adem'de tecelli eden ne kadar Cenab-ı Hakk'ın efal ve fiiliyatı yani sıfatları ve isimleri biz onu böyle açık bir şekilde konuşalım. Allah'ın ne kadar bu tecelliyat yalnız sınır koymak mümkün değildir. O yüzden bir insanın üzerinde alemin insanın üzerinde Allah'ın sıfat ve isimlerinin tecelliyatı sonsuzdur. Bu insana göre değişebilir. İnsana göre değişebilir. Nasıl insana göre değişebilir? Bu sıfat ve isimlerinin tecelliyatı ilmel yakin noktada adalet vardır. Eşittir. İlmel yakin noktada. Bütün insanların üzerinde ilmel yakin noktada Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatları tecelli eder. Aynel yakin noktada insanların üzerindeki isim ve sıfatlarının tecelliyatı değişiklik gösterir. Hakkel yakin noktasındaki bir insanın üzerinde Allah'ın isim ve sıfatlarının tecelliyatında yine farklılık ve değişiklik vardır. Hakkel yakin noktasının içerisinde zamanın kutupları dediğimiz 7 tane kutbun üzerindeki isim ve sıfatlarının tecelliyatları farklıdır. 7'nin içerisinde 3 tanesinin üzerinde Allah'ın isim ve sıfatlarının tecelliyatı farklıdır. Üçlerin içerisinden bir tane zamanın kutbu dediğimiz kimse bu noktada onun üzerinde isim ve sıfatlarının tecelliyatı farklıdır. Bir peygamberin kitap gönderin bir peygamberin üzerinde tecelli eden isim ve sıfatlar farklıdır. Tecelliyat renkliliği, zenginliği açısından kitap verilmiş bir peygamberin üzerinde isim ve sıfatlar tecelliyat noktasında farklıdır. Bunların içerisinde Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin üzerinde tecelli eden isim ve sıfatlar farklıdır. O yüzden şu yanılgıya varırlar bir kısım sufiler, bir peygamberin üzerinde tecelli eden esmayı, isimleri, fiiliyatlarıyla bir kimsenin üzerinde tecelli eden esma ve sıfatları aynı noktada görürse burada yanılır. O yüzden Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Mesnevisinde der ki, sen gaflete düşme, sakın onlar da benim gibi deme, der. Bu insanın gafletidir. O yüzden bu manada sufiler yaratılış noktasını şuraya otur. Allah razı olsun. O kendi işini kendisi yapardı. Yaratılışı şuraya inceden bir böyle küçük küçük yazacağım, anlatacağım asıl.
Burada normalde ilk bir şey yarattı ya, ilk yarattığı bir şey Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ruhaniyeti ve nuraniyeti. O yaratılır yaratılmaz anında, trilyonda, katrilyonda bölü bir zaman biriminde aklı yarattı. Yani o arasında o kadar ince bir zaman birimi, o kadar ince bir perde var ki arasında. Bakın bu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretin ruhaniyeti ve nuraniyeti. Kendi ruhundan ve nurundan yarattı. Biz kendisinin ruhunun ve nurunun ne manaya geldiğini tam anlamıyla bilmiyoruz. Ve kendisinin ruhundan ve nurundan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhaniyetinin ve nuraniyetini yarattığı anda katrilyonda, tentrilyonda ne diyorsanız deyin. Bugüne kadar insanoğlunun ulaşmış olduğu en büyük sayısal rakamın bölü bir deyin, aklı yarattı. Anne karnında erkeğin spermiyle kadının yumurtalığı birleşti. 2'den 1 oldu. Anında. 2-1 oldu. 2-1 olduktan sonra tekrar 1-2 oldu. Anne karnında. Bunu dervişler seyr-i sülukunda izler. Bunu kitaptan okuyabilirsiniz belki de. Veyahut da bir videoda izleyebilirsiniz. Bunu derviş manasında izler. Bu itikafta izlenir. İtikafta la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah dediğinde sana ilim verilir. Buna ilmi ledün denir. Sen küçücük bir şeyden büyüğü görürsün. Sufilik böyle bir şeydir. Sufilik sadece namaz kılmak, oruç tutmak, Allah'ı zikretmekten müteşekkil değildir. Sufilik aynı zamanda mana ilmidir. Varlık ilmidir. Size şimdi diyebilirler, bana öyle mesaj atıyorlar, mail çekiyorlar filan. Çok biliyorlar ya. Yani tekkede bunlar mı konuşulmalı? Zaten bunları konuşmaya konuşmaya insanları körleştirdiniz. Millet sufili sarık sarmak, cübbe giyip şalvar giymek olarak anladı. Sufilik o değil. Sufilik mana ilmi. Sufilik varlığın ilmine, eşyanın ilmine vakıf olmak. Sufilik Allah'a yaklaşmak. Sufilik Allah'a dost olmak. Bu varlığı tanımayan, eşyayı tanımayan neyi tanıyacak? Evet. Hemen ilk yaratılan şey akıl oldu. Hemen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhaniyetinin ve nuraniyetinin hemen ardında. Tekrar söylüyorum, bu kadar o ince zaman diliminde akıldan sonra levh-i mahfuz, levh yaratıldı. Hemen ardından levh yaratıldıktan sonra kalem yaratıldı. Bazıları bunu levhle kalemi yer değiştirebilirler. Sıkıntı yok bunda. Ardından ne oldu? Kalemi yarattı. Ardından kalem levh-i mahfuza ne olacağını yazmaya başladı. Kaleme bu noktada hükmeden ne? Akıl. Akıl olmazsa kaleme hükmeden bir şey olmayacak. İşte o akıl başladı. Bunların şimdi bu dört ana unsur var ya, bunlar ardı ardına olunca bunları anlatırken hadis-i kutsilerde, hadis-i şeriflerde açıklanırken bunlarda zaman birimi olmadığından, hangi hadis-i kutsi önce söylendi, hangisi sonrası söylendi bilinmediğinden bu sıralamayı bu fakir yapıyor. Ha birisi diyebilir, o onun işi. Ben katılmıyorum. Allah yolunu açık etsin kardeş. Katılmak zorunda değilsin. Hani demiş ya
Erol Kılıç. Sufiler böyle düşünürler diye. Genel bir tanımlama yapmış. Ben ona katılmıyorum. Ben yaratılış olarak, varlığın başlangıcı olarak benim kendimce inandığım şey bu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ruhaniyeti ve nuraniyeti, ardından akıl, ardından levh-i mahfuz, kalem, ondan sonra zaten ruhlar alemi. Evet. Şimdi Allah'ın yarattığı ilk şey kalemdir şeklinde yer almakta, sufilere göre ikisi de aynı anlama gelmektedir. Yani normalde burada akıl, kalem, levh-i mahfuz öyle nitelendiriyoruz aşağı. Yani bu cinslerin başlangıcıdır. Yaratılış ise insan cinsiyle son bulmuş ve vücut dairesi tamamlanmış, insan bu ilk akılla ittisal etmiş. Tıpkı dairenin sonunun başlangıcına ulaşması gibi. Şimdi daire var burada. Soru, bu daireyi anlatır mısınız? Evet. Bu daireyi buraya mı çizdiniz komple? Bu daire varlıkla alakalı sizin sohbet edeceğiniz her yerde önünüze çıkabilir. Gençleri buradan aldım. O gençler de aklını helal etsinler. Sırtımı döneceğim burada onlara diye. Öyle kendi kendilerine şimdi vay bize attı da oradan filan derler. Allah muhafaza eylesin. Nefislerine uyumasınlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri sırtı dönük. Hiç kimseye konuşmazdı. Birisine konuşacağı zaman veçesini döner konuşurdu. Birisine arkasından seslendiniz. Seslenilen kimse ne var demeyecek. Dönecek, buyurun diyecek. Ne var denmez kimseye. Sufi adabında değildir. Sufi birisi seslenirse, sufi döner, buyurun der. İnce, narik, nazik. Ne var? Öyle bir şey yoktur. Kimseye sırtınızı dönmeyin. Sırtınızı dönük konuşmayın. Bir kimsenin sözü bitmeden sözünü kesmeyin. Sufi adabıdır. Sohbet esnasında söz kesilmez. Sufi adabıdır. Ben bir şey söyleyecektim, aklıma geldi. Ha senin aklına geldi, diğerkinlerin aklına bir şey gelmedi mi? Denmez, beklenir. Soru cevabı geçildiğinde herkes sorusunu sorar. Sufi adabıdır. Evet. Bu Arabi'nin ve diğer Sufi standlarının genel olarak buluştuğu, birleştiği bir dairedir. Bunu varlığın dereceleri olarak da nitelendirilebilir. Varlığın başlangıcı olarak nitelendirilebilir. Kimisi bu mesele anlatılsın diye yukarıdan aşağı doğru da bunu anlatanlar olmuştur. Ama bu daire meşhurdur. Evet. La taayyun denilen nokta Allah'ın bilinmezliği. Biz şimdi bunu la taayyun dersek bu dile aşina olmayanlar ne demek derler? Burası hadisi kutsi sözüyle bilinmezlik. Bütün hadisi kutsi kitaplarında, bütün hemen hemen hadis kitaplarında varlığın başlangıcı, yaratılma, yaratılışla alakalı hadislerin toplandığı risalelerde başlangıç hadisi şudur. Ben bilinmez idim. Bilinmez idim dendiğinde la taayyun makamıdır. La taayyun, la yok demek. Taayyun de bir bilgi yok. Bir tecelliyat yok. Bir bilinirlik yok. Hiçbir şey yok. Bununla alakalı hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Bu bilinmezlikle alakalı bir şey söyleyen cahil insan. Cahiller bunu bir şeye döndürmeye, bir şeye benzetmeye çalışırlar. Bilmeyenler, hiç okumayanlar, bizde çoktur ya okumadan bilmek, araştırmadan sonunu bulmak. Bizde çok meşhurdur bu. Hani geçen haftaya dönmek istemiyorum ama sor, okudun mu? Hiç okumadım. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Gel seni ameliyat edeyim. Olmaz. Neden? Sen tıpçı değilsin. E sen nereden okumadan oldun?
eğdim. Evet. La ta'ayyun, Cenab-ı Hak diyor ya hadisi kutsi'de, ben bilinmez idim. Hadisi kutsi devam ediyor. Bilinmekliği istedim. Bilinmezdim, bilinmekliği istedim. Bilinmekliği istedi ta'ayyunu evvel. Bilinmez idi. Bilinmekliği istedi. Taayyunu evvel. Yani ilk taayyun, birinci taayyun. Bilinmekliği istedi. Soruyoruz. Sahabe soruyor. Ya Resulallah. Hiçbir şey yok iken Allah neredeydi? Amadaydı. Ama yani taayyünü evvel Allah'ın Allah olarak isimleri Allah olarak tecelli etmesi. İkincisi taayyünü sani. İkinci taayyün. İkinci taayyün Allah'ın sıfatlarıyla zuhura çıkması. Ve mertebe-i ervah, yani ruhlar alemi. Biz bu taayyün-i saniye veya bu taayyün-i evveli ama olarak nitelendiriyorum. Bu benim kendi nitelendirmem. Mertebe-i ervah, ruhlar alemi. Bu noktada varlığın ruhlar alemine normalde çıkması. Mertebe-i misal, misal alemi, rüya alemi. Ruhlar aleminden, normalde ruhlar aleminde hiçbir şey şekle bürünmemiş iken, misal aleminde şekle şemale bürünmesi. Biz bunu rüya alemi de diyebiliriz. Misal alemi. Bu misali edsam, yani şahadet alemi, görünen alem. Bu görünen alemden bir kimse, görünen alemden ne yaptı? Görünen alem dünyaya geldi. Ve dünyaya geldikten sonra önce nefsi emmareyi tanıdı. Kötülüklerle alakalı. Ardından bir basamak şimdi önceden aşağı indi, şimdi yukarı çıkarıyor. Emmare'den levvameye, levvameden mülhümeye, mülhümeden mutmainneye, mutmainneden radiye, ardından mardiye, ardından kamile demiş ve hatta safiye. Ardından daire ne oldu? Tamamlandı. Burada mertebe-i insanı kamil demiş, burası mertebe-i insan. İnsanı kamil olması için ne yapacak? Buradan bu yürüyüşü gerçekleştirecek. Bu yürüyüşünü gerçekleştiren, bu daireyi tamamlamış olanlar, bir, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, iki, dört kitap verilmiş peygamber, üç peygamberler, dört mürşid-i kamiller. Bu daireyi tamamlayanlar. Bütün insanlar bu daireyi tamamlamakla mükellefler. Eğer bu daireyi tamamlamakla mükellef olduğunu anlar, bu da bu fakirin kendi tezi. Bu daireyi tamamlamaktan sorumlu olduğunu anlar. Bundan sorumlu olduğunu bilir, bir yola girer, bu sorumluluğunu yerine getirmek için girdi, bu sorumluluğunun yerine getirilmesini anladı ama bitiremedi. Vakti gelmedi, sonu gelmedi, yani nefes yetmedi. Ben bunu Allah'ın ona tamamlatacağına inananlardanım. Buna örnek size delil. Delilsiz konuşmak yok. Bir kimse kaza namazlarına başlar da ömrü buna vefa etmezse
Allah hesaba sondan başa doğru başlar. Baştan sona değil. Ve diyor ki Cenab-ı Hak, o kimse niyet etti kaza namazlarını kılmak için. Kılmış gibi kabul ederim. O kimse niyet etti kaza oruçlarını tutmak için. Tutmuş gibi kabul ederim. Borcu vardı, o kimse borcunu ödeyemedi, nefes yetmedi. Ama amacı borcunu ödemekti. Borçlu ölmek değildi. Bu amaçla, bu niyetle borçlandı ama ödeyemedi. Onun niyetinden dolayı Cenab-ı Hak hadis-i şerif ona der ki diyor, alacaklısına. Kafanı kaldır bir bak bakayım, baktı. Ne görüyorsun? Cenneti görüyorum ya Rabbi. Peki oraya mı gitmek istersin, bundan alacağını mı istersin? Oraya gitmek isterim ya Rabbi. Hadi cenneti verdim sana der diyor ona. Ve o kimse alacağını o kimseye helal eder. Karşılığı nedir? Cennettir. Ve Allah o iyi niyetli, borcunu ödeyecekti çünkü. Onun borcu ödenmiş gibi kabul eder. Sakın bu normalde hadis-i şerifle sabit ama bu demek şu değildir. Dünyadayken bir kimse borcunu ödemek için gayret edecek. Borcunu ödeyip helallaşacak. Üç aşağı beş yukarı. Bu iyi niyetli, ödeyemedi, koştururken yetiştiremedi. Onun kefili Allah. Buralardan hareket ederekten bir kimse kendince ben iyi bir insan olacağım. Nefis meratiplerini geçeceğim ve dairemi tamamlamak istiyorum diyen bir kimse kendince başladı yürümeye, yetmedi. Nefesi yetmedi, zamanı yetmedi, eceli yetmedi, kaldı. Ben onun yolunun devam edeceğine inanıyorum. Neyle? Bir mürşidi kamile bağlanırsa o mürşidi kamilin sayesiyle, o mürşidi kamilin bu noktadaki Allah'a olan yakınlığıyla onun yolunun devam edeceğine inananlardanım. Şimdi bu daire insanın varoluşundan tekrar aynı noktaya gelişine kadar. Bu varlığın da varoluşu olarak biz bunu ne yapabiliriz? Alabiliriz. Ama varlığın yaratılış sebebi insan. Varlığın yaratılış sebebi, varlığın bu noktada bunca bu hengamenin, bütün bu kainatın curcunası insanla alakalı. Yani seninle alakalı. Bakın bütün bu varlığın curcunası, bütün her şey seninle alakalı. Sen olacaksın diye bu varlık oldu. Sen doğacaksın diye oldu. Seninle alakalı oldu. Ve kainatın en kıymetli varlığı bu manada insan. Kainatın en değerli varlığı devlet değil, sistemler değil. Kainatın en değerli varlığı Kur'an-ı Kerim değil, İncil değil, Tevrat değil, Zebur değil, melekler değil. Ya insan. İnsan. Varlığın içerisinde bir tek kıymetli varlık var. Varlığın içerisinde diyorum bak, yaratılmışların içerisinde. Bu ne? İnsan. İnsanların içerisinde fazilet olarak en yüce mertebede duran Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bu demek değildir ki insan kıymetsiz. Hayır. Dinler insan için indirilmiştir, gönderilmiştir. Peygamberler insandır ve insanlar için gönderilmiştir. Veliler insandır, insanlar için yeryüzünde Allah'ın dinini anlatırlar. Yaşamaya çalışırlar. Meleklerin içerisinde ruhi olarak yaratılmışların içerisinde en yüce mertebede duran Cebrail aleyhisselamdır. İnsan için vardır. İnsan için. Her şey insan içindir. Aslında bunu bütün dünya böyle algılamış olsa dünyada bu kadar kan, zulüm, revan olmaz.
Nefis ve şeytan işin içerisine girince dünya yaşanabilir bir dünya olmaktan çıkıyor. Zaten şeytanın da işi bu. Şeytan da bunun için ahitleşti. Dedi ki onların fıtratlarını bozacağım. Dedi ki onlara kanrevan göstereceğim. Dedi ki onları sapıttıracağım. Dedi ki onları saptıracağım. Cenab-ı Hak da ona dedi ki sen benim gerçek hakiki kullarımı bunları yapamazsın. Evet. Şimdi normalde bir kimse bunu bir başka yerden dinleyeceğinizde beni dinleyin. Ama buna katılanlardan değilim. Bir kısım sufi algısı olanlar şuna inanırlar. Bunlar biraz doğu felsefesinden etkilenenler. Biraz daha böyle panteist noktada duranlar. Nasıl ben şimdi çok nitelendirmek istemiyorum. Onlar derler ki, senin ruhunun yaratılmış olduğu bir makamı var. Birisinin ruhu mülhümede yaratıldı. Birisinin ruhu radiyede yaratıldı. Birinin ruhu safiyede, kamilede yaratıldı. Ve der ki, o kimse kendi dairesini tamamlayacak. Yani der ki o, gelecek mutmainnede kalacak. Onun mutmainneden yukarı çıkmaya hakkı yok. Der ki o kimse mülhümede yaratılmış onun ruhu. Ruhu mülhümede yaratıldığından o sadece mülhümeye kadar gelecek. Onun üzerinde çaba sarf etmene, gayret sarf etmene gerek yok. Bu fakir buna katılanlardan değil. Ben bir kimsenin cüz-i iradesiyle çalışaraktan, gayret ederekten Allah ve Resulünün emirlerini yerine getirip kendisini disiplin ederekten safiye makamına kadar çıkabileceğine inananlardanım. O yüzden onu bir yerde okuyabilirsiniz, birileri bir şey söyleyebilir. Bu noktada buna katılmıyorum. Bununla alakalı canlı canlı soru sormak isteyen varsa bu daireyle alakalı şimdi soruları alabilirim. Daireyle alakalı. Yoksa devam edeceğim. Ama en üst makamdaki ne? Mürşid-i Kamillerin makamı olduğunu söylüyor. Ama daha önceki sohbetlerimizde velilik makamı ayrı, mürşid-i kamillik makamı, yani mürşid-i kamil velilik makamının en üst makamı olduğunu söylemiştik. Peki bir kişi mürşid-i kamiller seçilmişse mürşid-i kamillik makamına nasıl ulaşabilir? Biz şimdi onu normalde eğer seçildiyse Allah seçti. Bilmiyoruz. O kimseye nasıl yolunu kapatırız? Elimizde bir belge yok ki bu seçildi, bu seçilmedi diye. İnsan olduğu noktaya geri dönüyor. Ben normalde olduğu nokta, bu noktada ben bütün ruhların temiz, safiye noktasında yaratıldığına inanıyorum. Bütün ruhlar yollarına devam ederlerse safiye noktasına gelebilirler. Az evvel bir mürşid-i kamile bağlanırsa tamamlayamadan ölürse mürşid-i kamilin ona tamamlatacağını söylemiştim. Peki mürşid-i kamilden önce mürşid-i kamil ölür de tekrar bir mürşid-i kamile bağlanamazsa o ne olacak? İşte burada yolu yarım kalıyor o kimsenin. O yüzden muhakkak mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki benim adımı işitirler, benim peygamberliğimi bilirler ve bana iman etmezlerse vallahi onların imanları iman değildir. İsevilerin de Musevilerin de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri işittiklerinde ona biat edip ona iman etmeleri gerekirdi. Bir kimsenin işte mülhümede şeyhi vefat etti. Öyle ya. Şeyhi vefat ettiği zaman o kimsenin bir mürşide kamile yeniden intisap etmesi o kimseye şart. Vacip hükmünde. Niçin vacip hükmünde?
Bunu şuna benzetebiliriz. Geldik, bu tekkeyi yapıyorduk. Bu tekkeyi yaparken birinci katı attık, ikinci katı attık. Ama buranın 7 kat yapılması lazım. Üçüncü kata attık. Buranın bir mimarı vardı. Ustabaşıları var, ameleleri var. Baş mimar vefat etti. Tekkenin inşaatı kalacak mı? Durum bu. Tekkenin inşaatı kalacak diyorsa olmadı, yarım kaldı. O yüzden o kimsenin bir mürşidi kamile intisap edip yolunu devam ettirmesi gerekiyor. Hatta son anda böyle ölmesine diyelim ki 5 gün kaldı, şeyhi vefat etti. Hemen bir şeyhe intisap edecek o kimse. Çünkü bunu sufiler batini olarak yorumlarlar. Halife vefat ettiğinde halifesiz ölen bir kimse cahiliye ölümü üzerine ölmüştür. Hadis-i şeriftir. Bir kimse halifeye biat etmeden ölürse cahiliye üzerine ölmüştür. Halifeye biat etmesi, yani devlet başkanına siyasi olarak biat etmesi farzdır. Eğer o esnada ölürse, tekrar söylüyorum, cahiliye üzerine öldüğüne hükmedilir hadis-i şerif. Buradan hareket ederekten sufiler bu hadis-i şerifi derler ki, bu batinliği de, batin olarak da bunu içine alır. Hem zahir hem batın. Bunun batın tarafı nedir? Bir kimsenin bir mürşidi kamile intisap ettiyse, o vefat ettiyse, o kimse bir mürşidi kamile bağlanmadan ölmeyecek. Gidecek, bağlanacak. Öbür türlü sufilik cahilliği üzerinde ölmüş olur. Anlaşıldı mı mesela? Evet. Efendim, bu ayet-i kerimede ey mutmain olmuş nefis. Şimdi dön Rabbine, Rabbin senden razı, sen ondan razı olarak. Bu ayet-i kerimede neden mutmaine değil, safiye? Bu noktada mutmaine cehennem yüzü görmeyecek olan nefis. Daha doğrusu cehenneme hiç girmeyecek olan. Mülhimede normalde olan bir kimse Cenab-ı Hak affetmezse cehenneme girer. Bir cızbız olur. O yüzden mutmainnedeyse o kimse asla cehennemi görecek ama girmeyecek. Çünkü mutmainnede razılık vardır. Kul Allah'tan razıdır, Allah da kulundan razıdır. Ama kul önce Allah'tan razıdır. Kul Allah'tan razı olduğunda mutmainne haline gelir. Kul Allah'tan razı olmazsa mutmainne hale gelmez. Allah'tan razı olmak ne demek? Cenab-ı Hakk'ın sana sevk ettiği ne varsa, ne gelirse bu noktada razı göstermen, isyan etmemektir. Bu daireyi tamamlamada aklın rolü ne? Evet, bu dairede aklın rolü ne? Evet, en önemli mesele. Evet, en önemli mesele bu. Bu dairedeki aklın önemi. Buradaki benim hani derslerde ben ısrarla üzerinde durduğum, bizim sufilik anlayışımızda akılsızlık yok. Bizim sufilik anlayışımızda akıl muhakkak lazım dediğim nokta bu. Bu dairede bizi ilgilendiren nokta ruhlar aleminden sonra. Sufi normalde bunun her karşılığını, bak her karşılığı bunun karşı karşıyadır bu. Mesela dünyanın karşılığı, yani görünenin karşılığı, çizeceğim artık, bozacağım bunu. Bu nedir? Emmaredir. Misal aleminin karşılığı levvamedir. Ondan sonra ruhlar aleminin karşılığı mülhümedir. Mutmainnenin karşılığı taayyün-ü sanidir. Radiyenin karşılığı taayyün-ü evveldir. Mardiyenin karşılığı amadır. Nefs-i kamilinin karşılığı ise son noktadır. Şimdi bir kimse bunların
bunları akılsız yürüyemez. Akılsız gitmesi mümkün değildir. O kimseye din anlatacaksınız. Emmare'de namaz yok, abdest yok, oruç yok, din yok, diyanet yok, hiçbir şey yok. Emmare. Haram işliyor, haramı işlerken de tat alıyor, lezzet alıyor. Emmare. O kimseye önce din anlatacaksınız. O kimse aklıyla onu kabul edecek. Aklıyla kabul ettiğinde pişman olacak. Bu ne? Pişman olduğunda levvameye geçti. Levvame pişman olmuş nefis. Ona anlatıyorsunuz biraz daha. Levvameden nereye geçti? Mülhime'ye geçti. Mülhime bir ayağı mutmainnede, bir ayağı levvamede olan kimse. Kah levvameye düşüyor, pişman oluyor. Kah mülhime'ye çıkıyor böyle, işte o pişmanlıktan kurtulup Allah'ı sevmeye çalışıyor. Mutmainneye geldiğinde ise felah buldu. O kimse kurtuluşa erdi. O kimse artık kalbi mutmain oldu. Allah'ın üzerine mutmain, dinin üzerine mutmain, her şeyin üzerine mutmain oldu. Bizim kardeşlerimiz bahçeye çıksınlar, dışarıdan misafirler var. Şu misafirlere bir şey yapın, söyleyin. Kapının önünde boşaltın, bu tarafa doğru gelin. Hadi bir yer değiştirin, misafirlere bir yer verin. Şimdi normalde o kimse mutmainliğe geldiğinde kalbi felaha kavuştu. Kalbi kurtuluşa kavuştu. O kimse Allah'tan razı artık. Allah'tan razı demek başına ne gelirse gelsin artık o şikayet etmiyor. Bu ondan kurtulmaya uğraşmıyor demek değil. Şikayet etmiyor. Ya ben nereden hasta oldum ya? Ya gördün mü bak ya bugün hiç iş yok ya. Ya gördün mü ya bugün bak ya havaya bak ya nasıl da şimdi yağmur yağıyor. Ya benim şimdi işim ne olacak ya? Ya öf ne sıcak ya bugün ya. Ya bu kadar da sıcak olur mu ya? Bu sıcakta iş mi olur şimdi ya? Öf ne soğuk ya. Bu soğukta evden dışarı çıkılmaz. Soğukta hareket edilmez. Ya bu şu soğuk olmasaydı ya. Bakın o kimse sufi razı olma sanatıdır. Razı olma. Sen bu neden benim başıma geldi? Şikayet edemezsin. Bunu ben nasıl yaşadım? Şikayet edemezsin. Bu neden oldu benim başıma? Şikayet edemezsin. Senin elinin ürünlerinden sen sorumlusun. Senin elinin ürünlerinden. Ben kalktım Osman'a bir tane silgi attım. Osman da silgiyi bana attı. Osman bana silgi attı. Önce Osman'a ben silgi attım. Benim elimin ürününü aldım. Zerrece kötülük yapanın kötülüğü cezasız kalmaz. Zerrece iyilik yapanın iyiliği de mükafatsız kalmaz. Men dakkada dukka. Arap atasözü. Ne ekersen onu biçersin. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın sözü. Ateş eken kor biçer. Bu elimizin ürünü. Bundan şikayet etmek zaten yok. Neden? Elimizin ürünü. Bir de elimizin ürünü olmayanlar var. Normalde arabayla gittin, geldi adam, dan kurdu sana. Elinin ürünü değil. Ya nereden geldin de vurdun da bana? Keşke yola çıkmasaydım. Keşke arabayı çıkarmasaydım ya. Yok. Razı ol. Gelecek, vuracak sana. Bu demek değildir ki sen onunla alakalı işlemlerini yapmayacaksın. İşlemlerini yapacaksın. Bileceksin yalnız.
ondan geldi. Razı olmak. Aa, işte rahatsız oldu. Ya nereden daha hasta oldum da benim hasta olmamam lazım da olur. Firavunsun ya sen. Razı olmak. Bu elinin ürünü olmayan sana gelen her ne var ise ondan şikayet etmemek, onunla mücadele etmemek değil. Burada tekrar söylüyorum. Bir kısım sufiler bununla mücadele etmemişler. Biz onlardan değiliz. Biz kötülükle, yanlışlıkla, eksiklikle, noksanlıkla mücadele etmekle mükellefiz. Biz zalimlerle ve zalimlikle mücadele etmekle mükellefiz. Biz bu zalimi o gönderdi, boynumuzu bükelim, hiç seslenmeyelim. Bizim sufi algımız bu değil. Her türlü kötü, yanlış, eksik, haram, zulüm, küfür ne varsa biz onunla mücadele etmekle emrolunduk. Biz onunla mücadele edeceğiz. Bu noktada biz mücadeleden asla geri durmayacağız. Ama bu neden bizim başımıza geldi diye şikayet etmeyeceğiz. Şikayet etmek yok. Bu nerenin hali? Mutmainnenin hali. Mutmainnedeki bir kimse artık şikayet etmez. Ama mücadele etmeye ne yapar? Devam eder. Radiye bir üstüdür. Artık o kimse eşyanın hakikatine, olayların hakikatine, sıfatların tecelliyatına aşina olmaya başlar. Başlangıç. Bir çıt üstü nedir? O kimse artık mardiye makamına gelmiştir. Mardiye makamı Hazreti Peygamber ve diğer peygamberlerle görüşme makamıdır. İlmin artık belli bir noktaya gelmesidir. Safiye'de ise o kimsenin öğretmeni Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Direkt. O hale gelen bir kimse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine bir şeyi sorar, cevabını da alır. Onun kalbine gelen o cevap Cenab-ı Hakk'ın ilhamıdır. O ilham hiç şek şüphe götürmeyen noktası Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin lafzından çıkandır. Bunun suretleri daha aşağı noktalarda gelir. Mutmainnedeki bir kimsenin kalbine ilham gelir. Dikkat edin. Burası yanılgıya açıktır. Sufilerin yanıldığı yerlerdir. Dikkat edin. Şeyden mutmainneden sonra radiyede ilham gelir, mardiyede ilham gelir. Sakın ha. Duvarın arkasından haber verir o kimse. Toprağın altından haber verir. Bir kimse mülhümenin sonuna doğru gelirken kabir haline vakıf olur. Ey sufi görünümünde olanlar, kabirden haber vermiyorsanız ya şeyhinizde sıkıntı var ya sizde sıkıntı var. Bunlar delildir. Bakın bunlar delildir. Sufilikte bunlar delil. Bir dergahta kabir haline vakıf olan kimseler var ise sen de yok ise sen benim gibi tembel ördeksin. Bir dergahın içerisinde zikrullah esnasında hal görenler var ise bu mutmainne de mülhümenin sonunda mutmainnenin başındadır.
gördüğü hale göre mutmainnenin nerede olduğunu anlaşılır. Nasıl? O kimse sadece şeyhini görüyordur. Mutmainnenin başlangıcı. O kimse pir efendiyi de görüyordur. Mutmainnenin ortasına gelmiş. O kimse sahabeleri de görüyor. Harika. Mutmainnenin içerisinde oturdu. Hazreti Peygamber Efendimiz'i görüyor. Mutmainnenin içerisinde oturdu. Bir üstü mutmainneden sonra radiye. Konuşmaya başlar. Bunların tasavvuftaki işaretleridir. Dışarıdaki adam, hadi ya bunlar üşütmüş, konuşulurmuş, öyle şey mi olurmuş der, atar. Doğru. O yüzden itiraz ettiklerinden, laf söylediklerinden bunları eskiler söylemezlerdi hiç. Söylemeyince, konuşulmayınca da bir eksiklik doğdu. Eksiklik de şu, konuşulmadığından dolayı herkes bunlar böyle oluyormuş gibi deyip götürüyor işi. Sahtekarlar böyle götürüyor. Açık açık konuşayım. Bu işin sahtekarları bunu böyle götürüyor. Bunları böyle açıkça beyan etmemin sebebi sahtekar olanla olmayan buradan ayrılacak çünkü. O kimse eğer ki radiye makamına geldiğinde zikrullah'ta görmüş olduğu zatlarla irtibata geçecek. Konuşacak onlarla. Bütün ehli sufi bu hali ilim kapısı olarak görür. Bu bir ilm-i ledün kapısıdır. Bu hal ile hallenen kimse beşinci makamdadır. O yüzden o kimseye nakib-i nügabba icazeti verilir. Nakib-i nügabba icazeti verilen bir kimsenin şeyhi vefat ederse, zikrullah esnasında gelen ruhaniyetlerle konuştuğundan dolayı ona manevi bir şeyh tayin edilebilir. Manevi bir şeyh tayin edilerekten onun yolu manevi olarak gidebilir. Üveysilik dedikleri aslında budur. Bir şeyhe intisap etmeyi, bir şeyhin dedikterini yerine getirmeyi nefisleri yetmeyen şaklabanlar biz üveysiyiz diyor. Sus! Veysel Karahan Hazretleri'ni rüyanda gördün, seninle ahitleşti mi? Sen bizim evladımız oldun, bundan sonra senin virdini biz vereceğiz dedi mi? Yalan söylüyorlar. Bir kimse normalde radiyeye geldiğinde üstadıyla zikrullah halakasında manevi olarak konuşur. Radiye makamına gelen bir kimse piri kim? Hazreti Mevlana. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi ile konuşur. Şeyhim anlattırdığı için anlatıyorum. Kendimi bir şey göstermek için değil. Şeyhim anlattırmıştı. Ben Şeyh Efendi'nin Konya'ya göçmesini istemiyordum. Yalvarıyordum Bursa'ya göçsün diye. Konya'da Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri geldi. Mustafa Efendi, oğlum çok zorlama. Ben istedim buraya göçmesini. Bir yıl bana müsaade et. Burada kalsın dedi. Bir yıl. Zikrullah bitti. Şeyh Efendi baktı benim yüzüme. Benim tavrım değişti zaten anında. Hemen zikrullah bitti, kalktım. Hemen dedim ki evi bulun. Evi buldular, tuttular. Mustafa Efendi ne oldu oğlum dedi. Dedim efendim Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri geldi. Dedi ki dedim. Mustafa Efendi. O kadar yumuşak söyledi ki ben böyle çok ciğerim yanıyor. Konya'ya gitmesini istemiyorum. Ben istedim dedi. Bir yıl kalacak. Vallahi de yemin ediyorum. Billahi de, tallahi de yemin ediyorum. Şeyh Efendi'nin evi bir yıl, bir gün olmadı Konya'da. Gecesine evi ben göçürdüm Nevşehir'e. Cafer, Allah razı olsun arkadaşlarım başında.
İşte biz eşyayı, şey, bu gece bitireceğim diyorum. Ben nereye koştuğumun farkında değilim. Evi de bitireceğim, götüreceğim. Evi götürdük. Ben eşyalar geldi. Ben orada yattım. Bir hesapladım. Tam 365 gün. Bir yıl. Tam bir yıl. Pir efendilerin söylediklerinin üzerinde şeytanın şek ve şüphesi olmaz. Bu bir delildir. O kimsenin nakib-i nügabba olduğunun da delilidir. Bir kimse kendi kendine nakib-i nügabbalık taslamayacak. Bu ölçüleri söylüyorum, nefsine uymasın kimse. Bana Allah'tan ilham geldi, gelir. Kalbime böyle doğdu, doğar. Emmare'ye de doğar, levvame'ye de doğar, mülhüme'ye de doğar. İsabet de eder, eder. Ama asla onun makamına delil değildir. Bunu da böyle bir parantez içerisinde söylemiş olalım. O yüzden radiyede bir kimse şeyhiyle konuşur, piriyle konuşur. Mardiye'ye geçtiğinde dört tane peygamberden birisiyle konuşur. Ona bir peygamber tayin edilir. Mardiye'ye geçen bir kimseye bir peygamber tayin edildiğinde tayin edilen peygamberin maneviyatı da önemlidir. Onların da kendi içlerinde makam ve dereceleri vardır. Eğer o kimse İsa aleyhisselam vazifelendirildiyse o en faziletlisidir. Ve altıncı gökte oturur. Orası halife noktasıdır. Ondan ders alan, onunla hemhal olan bir üstü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleridir. Bunları yaşamayan bir kimsenin ortaya çıkması, Allah muhafaza eylesin, küfürdür. Kendi yolunun küfrüdür. Bu dereceleri, bu yolu tamamlayacak. Evet. Devam ediyoruz. Sayfa 4. İşi gücü olanlar, vaktim yok diyenler, gidebilirsiniz. Bunu bitireceğiz bugün inşallah. Bitirelim değil mi? İnşallah. 1206 senesinde Arabi'ye Allah tarafından bir elçi gelir ve tebliğde bulunacağını söyler ve der ki, şunu iyi bil ki hayır vücutta, şer ise Adem'dedir. Vücuduna aykırı bir vahidi kıldığı insanı lütfiyle yarattı. O insan önce onun isim ve sıfatlarıyla ahlaklandı. Sonra zatını görüp bunlardan fani oldu. Kendisiyle kendisini gördü. Böylece sayı aslına döndü. O halde o var ama sen yoksun. Arabi Muhadaratül Ebrar. Ona göre vücudun yanında mevcudun lafı olmaz. Hakkın vücudundan başka bir şey yoktur. Fütuhat 2. cilt sayfa 484. Vücudu mahz denilince ister vücut ister mevcut kastedilsin, Arabi'ye göre fark etmez. Çünkü her ikisi de neticede o tek hakikate bağlıdır. Ona göre vücudu hadis demek hakikatte yanlıştır. Vücudu hadis demek sonradan olan vücut demek. Doğrusu mevcudu hadis olacaktır. Yani mevcut sonradan olan mevcutlar olacaktır. Hadis olanın varlığı kendinden değildir. Ancak kadim olanın varlığı ise vardır. Bu durumda vücut birdir. Çok değil. Alemdeki şeyler yeni mevcudat ise bu vücudun değişik mertebelerindeki tezahürleri, taayyünleri ve hakiki fail bir taayyünleridir. Hakiki fail bir tanedir. O da vücuttur. İşte bu ilahi talimattaki o var ama sen yoksun sözü Arabi'nin irfani hayatını yönetecektir. Arabi'den örnekler verelim. Vücutta ancak bir vahid vardır. Suyun rengi kalıbın rengidir. 1. cilt 721 Fütuhat.
Vücutta ancak Allah vardır. İkinci cilt 348. Bu da fütuhattan. Hak vücudun aynıdır. Beşinci cilt 193. Bu da fütuhattan. Buraya, ha pardon, Fisus'tan bunlar, fütuhattan bunlar. Kül Allah içindir, Allah'tadır ve belki de daha ötesinde Allah'tır. Fisus 77. Vücut Allah'a aittir. Allah daima var olandır. Sen ise hep yoksun. Fütuhat 2. cilt 60. Arabi 30 yaşında Hak ile yaptığı mukamelenin ilk neşinden, Meşahidül Esrar'dan, Hak Nurul Vücut ve İyani Yıldızı'nın tulu meşhedinde bana işaret edildi ve dedi ki, sen kimsin? Ben zahir olan Adem'im dedim. O, peki Adem nasıl vücut olur? Eğer sen mevcut olmasaydın senin vücudunda olmazdı dedi. Ben de işte bu yüzden Adem'i zahir dedim. Adem'i batının ise vücudu sahih değildir dedim. Sonra bana dedi ki, eğer vücudu evvel vücudu saninin aynı olsaydı ne Adem'i sabık ne de vücudu hadis olurdu. Oysa ki senin hadis oluşun sabit olmuştur. Sonra bana dedi ki, vücudu evvel vücudu saninin aynı değildir. Vücudu evvel vücudu külliyet, vücudu sanide vücudu sahsiyat gibidir. Adem haktır ve gayrının Adem'i de haktır. Vücut haktır ama gayrınınki değil. Bunları anlayabilen var mı içinizde? Bu gece bitmeyecek. Böyle geçersem hem onlara yazık, hem sana yazık, hem bana yazık. Bu böyle bitmeyecek. Bu gece de bitmeyecek. Hakkını helal et. Evet. Bunun çünkü yerli yerine oturması lazım. Özür dilerim, hakkınızı helal edin. O yüzden yerli yerine oturtturaraktan gideyim. Vaktimiz olduğu kadar, yetmezse yetmeyecek. Yapacak bir şey yok. Arkası yarın diyeceğiz, haftaya devam edeceğiz. Şunu iyi bil ki, hayır vücutta, şer ise Adem'dedir. O vücuduna aykırı bir vahidi kıldığı insanı lütfi ile yarattı. Evet. Hani ayet-i kerimeye işarette bulunuyor. Ayet-i kerime var ya, hayır Allah'tan, iyilik Allah'tan, kötülükler ise nefsinizdendir. Bu noktada şunu iyi bil ki, hayır vücutta, yani Allah'ta. Şer ise Adem'dedir. Adem bu noktada nefistir. Gölgedir. Aslında yok hükmündedir. O yüzden kötülüklerin aslı da yok hükmündedir. Kötülükler gölgenin gölgesidir. Nasıl hakikatin hakikati var ise kötülükler de gölgenin gölgesidir. Yunus, evde heyecan kapladı herhalde. Canlı mı izleyeyim dedim. Hoş geldin. O insan önce onun isim ve sıfatlarıyla ahlaklandı. Yani insan Allah'ın isim ve sıfatlarıyla ne yaptı? Terbiye oldu. Bu ne demek? Bizim vücudumuz zahir olarak terbiye edildi. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarıyla, isimleriyle. Bu zahir tarafı. Burada ahlaklandı demesi terbiye olması. Cenab-ı Hakk'ın onu yoğurması. Hani diyor ya, Allah aldı topraktan, cennette Adem'in hamurunu yarattı, yoğurdu. Ona bir şekil verdi. Ona bir şekil verdi. Ona bir suret verdi. Burada Cenab-ı Hak isim ve sıfatlarıyla zahiren ne yaptı? Onu yoğurdu, onu terbiye etti, onu pişirdi. Hatta hadisi kutsi de der ki, onu ondan sonra güneşe doğru tuttu. 40 bin yıl güneşte pişirdi. Sonra ayet-i kerimede ne diyor? Ondan diyor, kuru bir toprak testi gibi, vurduğundan ses geliyordu. Kuru bir testi. Ne yaptı? Onu o terbiye etti, o hale getirdi, pişirdi. Sonra zatını görüp bunlardan fani oldu. Bunun normalde, bunun bu noktadaki batını haline, o kimse bu daireyi tamamlamak için
nefsini terbiye yolunu seçti. Kendisince Allah'ın ahlakıyla ahlaklanma yoluna girdi. Cenab-ı Hakk'ın ahlak ne diyor Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri? Beni Rabbim terbiye etti ve ne güzel terbiye etti. Asıl terbiye edici kim? Allah. Mürşitler o terbiye edicinin, terbiye edicinin elinde maşa gibidir, alet gibidir. Mürşid-i kamiller Allah değildir. Allah Allah'tır. Peygamberler Allah değildir. Kitab-ı mukaddes olan kitaplar Allah değildir. Mürebbi olan, terbiyeci olan gerçek manada Allah'tır. O zaman ne yaptı? O kimse onun sıfatlarıyla sıfatlandı. Sıfatlarıyla sıfatlanınca, sıfatlarıyla sıfatlanınca huzura kabul olundu. Hitaba kabul olundu. Bu ne oldu? Bu nefsi safiyeye geldi. Artık nefsi safiyeye gelince rengi onun rengi, kokusu onun kokusu, hali onun hali. Üzerinden tecelli eden her ne var ise, her ne var ise ondan oldu. O yüzden dedi sen atmadın ben attım. O yüzden dedi sen öldürmedin ben öldürdüm ayet-i kerimelerde. Ve Cenab-ı Hak o kulunun bütün sıfatları, kendi sıfatları olduğu için her şeyini kendi üzerine aldı. Artık onun gören gözü, duyan kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı, söyleyen dili oldu. Bu neyle mümkün oldu? Onun sıfatlarıyla sıfatlanması. Bunun bir alt kademesi ne? Onun ahlakıyla ahlaklanması. O yüzden büyükler dediler ki sufilik edeptir. O yüzden dediler ki büyükler sufilik güzel ahlaktır. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dedi ki İslam güzel ahlaktır. O yüzden dedi ki namaz kılanların en iyisi güzel ahlaklı olanıdır. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dedi ki güzel ahlak nafile namazdan ve oruçtan kıymetlidir. Anladınız mı güzel ahlak? Çünkü güzel ahlakın sahibi kim? Allah. Allah. O kimse güzel ahlakla ahlaklanınca ne yaptı? Allah'ın sıfatlarına büründü. Allah'ın sıfatlarına bürününce o Cenab-ı Hakk'ı ne yaptı? Cenab-ı Hakk'ı müşahade etti. Burası anlatılacak bir şey değil. Ondan sonra diyor ki böylece sayı aslına döndü. Yani o kimse ne oldu? O başlangıç noktasındaki hitaba geldi. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Bela. Evet. Sözüne aşina oldu. Secdesine aşina oldu. Ona göre vücudun yanında mevcudun lafı olmaz. Hakkın vücudundan başka bir şey de yoktur. Fütühat 2. cilt 484. Mevcut olanlar, mevcut görünenler, onun vücudunun içerisinde mevcuda çıkarlar. Aziz Allah. Bunu komple vücut olarak görün. Böyle bir şey yok, böyle görün. Böyle bir şey yok, böyle görün derken şuraya geç. Böyle bir şey yok, böyle görün derken derdim şu. Allah'ın vücudunu anlamaktan uzakız. Bunu anlamak mümkün değil. Bunu idrak etmek mümkün değil. Birisi der ki Allah'ın vücudu şudur, yalan söylüyor. Ama burada Arabi kendi dairesinde kendince kendi dairesinde tasavvufi bir ilke atıyor ortaya.
Bunu sonradan Arapçılar, aslında Arabi vücut demez de Arapçılar buna vücut derler genelde. Şimdi bunu sileceğim artık. İşi bitti bunun. La taayyün kalacak ama. Şimdi la taayyün bilinmezdi. Birinci taayyün. Birinci taayyün Allah'ın Allah olduğunun, Allah'ın Allah olduğunun bilinmesi. Allah. Ve bir şey yarattı. Ve bu yarattığı şey, ondan sonra işte az önce sıraladık ya, hakkınızı helal edin ya, böyle dönüyorum ama kusura bakmayın. Bir şey yarattı. Akıl, kalem, levh-i mahfuz, ruhlar alemi. Bunların hepsi de mana. Mana, var olan, görünmeyen. Ardından ruhlar aleminden sonra misal alemi. Sonra şahadet alemi. Ve insan. Şimdi burada diyor ya, ona göre vücudun yanında mevcudun lafı olmaz. Mevcut. Mevcut, var edilen bir şey. Var. Hani hadis diyor ya, sonradan olan. Mevcut, var edilen bir şey. Bu var edilen bir şeyler var ya bunlar. Bu var edilenin yanında hiçbirisi Allah değildir. Onun yanında lafı sözü olmaz. Ve bunlar Allah'ın, bu ben kendi anladığımı söylüyorum şimdi. Bunlar Allah'ın zat-ı uluhiyetinde bütün varlık, Allah'ın zat-ı uluhiyetinde bütün varlık saklıydı, gizliydi, içindeydi. Bilinirliğe geçecek ya, bilinirliğe geçecek. Bilinirliğe geçerken bunlar mevcut oldular. Ama bulutumsu bir şey. Bulutumsu. Bulutu gördünüz ama siz şimdi. Bulutu görmediniz. Renksiz bir şey, bulutumsu bir şey. İçinde buz gizli. Bulutumsu bir şeyden buz görebilir misiniz? Neden? Gözünüz görmedi çünkü. Ama nasıl buz gizlidir? O bulutu biraz soğutursanız yağmur olur, öyle değil mi? Biraz daha soğutursanız kar olur mu? Biraz daha soğutursanız ne olur? Buz olur. Burada buz var mıydı? Yoktu, öyle değil mi? Biz yok gördük. Ama orada buz gerçekte neydi? Vardı. Mevcut olmayan bir şey mevcuda döner mi? Hayır. O aslında mevcut idi. Ama zuhura çıkmamıştı. Anladınız mı? Mesele anlaşıldı mı? Vücud-u mahz denilince, ister vücut ister mevcut kastedilsin, Arabi'ye göre fark etmez çünkü her ikisi de neticede o tek hakikate bağlıdır. Burada ister Arabi'nin mahz dediği
Hazreti Mevlana'nın mecaz dediği veya bir başkalarının gölge dediği, hayal dediği, geçici dediği vücut olsun, isterse hakikat olsun, bu diyor ikisi de tek hakikate bağlıdır. Yani Hazreti Mevlana'nın Mesnevi'de ister mecaz sevgi olsun, ister ilahi sevgi olsun, bize her ikisinin de, her ikisinde aşkın varlığına delildir dediği şey bu. Bu noktada ister vücudu mahz, geçici vücut olsun, ister hakiki olsun. Bu noktada her ikisi de neticesinde tek hakikate, yani Allah'a bağlı. Ona göre vücut hadis demek, vücudu hadis demek hakikatte yanlıştır. Yani vücudu geçici vücut olarak görmek, vücudu sonradan yaratılmış olarak görmek ne? Hakikatte yanlıştır. Doğrusu mevcudu hadis olacaktı. Yani yaratılmış olanların sonradan yaratılanlar olacaktı. Hadis olanın varlığı kendinden değildir. Yani bir şey sonradan var edildiyse o var edilişi kendinden değildir. Onu bir yaratan vardır. Onu bir var eden vardır. Ancak kadim olanın varlığı ile vardır. Yani o var edilenler ancak Allah'ın varlığı ile vardır. Allah olmasaydı onlar olmayacaktı. Allah var, onlar oldu. Bu durumda vücut birdir ve çok değildir. Bu durumda bir tek Allah vardır. Ve Allah'ın kendince namütenai olarak, bilinmezlik olarak bilmediğimiz bir vücudu vardır. Alemdeki şeyler yani mevcudat ise bu vücudun değişik mertebelerdeki tezahürleri, taayyünleri ve taayyünleridir. Bunun içerisinde tecelli eden, şurayı böyle daire içerisine aldım, bunu bir alem olarak aldığımızda buradaki tecelli eden her şey hakikatteki Allah'ın var edişinin sıfatsal tezahürleridir, tecelliyatıdır. Hakiki fail bir tanedir, o da vücuttur. Yani fail olan Allah'tır. Fail olan bütün fiiller kime aittir? Allah'tır. Geçenlerde bir ders oldurdu, yine İmam Maturidi ne diyordu? La faili illallah. Fail olan nedir? Allah'tır. İşte bu ilahi talimattaki o var ama sen yoksun sözü Arabi'nin irfani hayatını yönetecektir. Allah var, sen yoksun. Yani nasıl? Sen onun sıfatlarıyla sıfatlandığında sen diye bir şey kalmayacaksın. Beşinci sayfadan devam edelim. Hakkınızı helal edin. El Fatiha'ma salavat. Amin.